Döndüğünce pek aslında kimsenin bilmediği diyeceğim açılardan ele almaya çalıştım. Belki bazılarınız tabii ki özellikle Mimar Fakültesindeki arkadaşlarım biliyordur çoğunu ama daha fazla hani göz önüne, gün yüzüne çıkmamış şeylerden size söz etmeye çalışacağım. Şöyle bir başlıkla açayım dedim. Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür demiş sevgili Atatürk. Ve acaba 29 Ekim 1923'te Cumhuriyeti ilan ettiğinde nasıl bir ülkeyle karşı karşıyaydı? Ben izin verirseniz çok etkili bir şey bu bilgi. Onun için aynen okumak istiyorum. Nüfus 13 milyondu. 11 milyon kişi köyde yaşıyordu. 40 bin köy vardı. 37 bininde okul yoktu. Postane yoktu, dükkan yoktu. 30 bin köyde cami yoktu. Traktör sayısı sıfırdı. Biçer döver sayısı sıfırdı. Kara saban vardı. Ayçiçeği üretimi yoktu. Ekmeklik un bile ithaldi. Pirinç ithaldi. Bütün memlekette sadece 5 bin hektar alan sulanabiliyordu. 5 bin köyde sığır vebası vardı. Hayvanlar kırılıyor, insanlar kırılıyordu. 1 milyon kişi frengiydi. 2 milyon kişi sıtmaydı. 3 milyon kişi trahomluydu. Verem, tifus, tifo salgını vardı. Bit ile başa çıkılamıyordu. Bebek ölüm oranı %40'ın üzerindeydi. Dünyaya gelen her iki bebekten biri ölüyordu. Anne ölüm oranı %18'di. Ortalama ömür 40 yıldı. Memlekette sadece 337 doktor, 60 eczacı vardı. Sadece 8'i Türktü. Diş hekimi sayısı sıfırdı. Sadece 4 hemşire vardı. 40 bin köyde sadece 136 ebe vardı. Yanmış bina sayısı 115 bin, hasarlı bina sayısı 12 bindi. Komple kül olmuş köy sayısı 1000'in üzerindeydi. Ülkeyi yeniden inşa etmek gerekiyordu. Kiremit bile ithaldi. Limanlar, madenler yabancıya aitti. Demir yollarının bir metresi bile bize ait değildi. Osmanlı'dan sadece 4 fabrika ayakta kalmıştı. Hereke, İpek, Fesane, Yün, Bakırköy, Bez, Beykoz, Deri fabrikaları. Sanayi denilen işletmelerin %96'sında motor yoktu. Elektrik sadece İstanbul, İzmir ve Tarsus'ta vardı. Elektrik üretimi 50 kilovat saatti. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı olarak ilk başbakan İsmet İnönü'ye çeşitli kaynaklarda mektup yazarak söylediğinden bahsediliyor. Çeşitli kaynaklarda da 30 Ekim 1923 sabahı bir araya gelerek yüz yüze konuştukları ve ona hitaben söylediği bir paragraf olarak geçiyor kaynaklarda. Bize geri, borçlu, hastalıklı bir vatan miras kaldı. Yoksul ve esir ülkeleri örnek olacağız. Kaderin bizim kuşağımıza yüklediği bir görev bu. Toplumu oluşturmak, çağdaşlaşmak, bu ideali gerçekleştirmek zorundayız. Bu görevin ağırlığını ve onurunu seninle paylaşmak istedim. Allah yardımcımız olsun. Tabii Atatürk'ün bu çok yıkık, yanmış, yıkılmış, neredeyse biraz önce verdiğim sayılarla hiç ortada düzgün bir yapısı kalmamış ülkede, yine Cumhuriyet'te daha önce 1920'lerden hatta 1915'lerden itibaren başlayan bir tartışma vardı. Hep Atatürk'ü özellikle yabancı gazeteciler, yerli gazeteciler ve milletvekilleri meclis açıldıktan sonra hep soruyorlardı. Başkent neresi olacak? Mustafa Kemal 1921 yılında Amerikalı gazeteciye verdiği bir demeçte Türkiye'nin başkenti neresi olacağı konusundaki sorusuna saltanat ve halifelik İstanbul'da kalacaksa da gerçek hükümetin, milli hükümetin merkezi Anadolu'da olacak. Yani İstanbul'dan daha iyi korunan yurdun orta yerinde bulunacaktır. Başkent olabilecek yerler arasında Kayseri, Sivas ve Yozgat aklımızdan geçiyor. Başkentimizi kurmak amacıyla bir komisyon bu merkezi bölgeyi inceleyecektir dedi. Yine 1923'te İzmit'te bir İstanbul gazetesinin muhabiriyle yaptığı bir basın toplantısında hükümet merkezinin Ankara, Kayseri, Sivas üçgeni içerisinde bir yerde olması gerektiğini belirtti. Çünkü İstanbul'u çok isteyenler vardı. Özellikle mecliste milletvekilleri arasından, gazeteciler arasından ve propagandalar yapılıyordu hep. Fakat Atatürk de o farklı bir yönetim biçimine sahip Osmanlı'nın devamı olduğunu anlatmamak için, yani onun devamı olduğunu hissettirmemek için, hem de düşmanların daha zor ulaşabileceği orta bölgede, İç Anadolu'da özellikle bir yerin başkent olmasını istiyordu. Son güne kadar meclis açılmadan Kayseri'de bir meclis kürsüsü hazır tutuldu. Bugün Kayseri Lisesi içinde kurulan müzede, Milli Mücadele Müzesi'nde orijinal resmine göre o meclis kürsüsünün yapılmış bir kürsü hala müzede yerini alıyor.
Peki Ankara nasıl başkent oldu ve ondan sonra tabii ki büyük kentleşme ve imar hareketleri başladı. İsmet İnönü meclise bir yasa tasarısı, tek maddelik bir yasa tasarısı sunuyor 9 Ekim 1923'te. Türkiye Devleti'nin makarı idaresi Ankara şehridir diyor. Ve 13 Ekim 1923'te Meclis Genel Kurulu'na bu tasarı geliyor. Yapılan tartışmalardan sonra oy birliğiyle değil, dikkatinizi çekerim, oy çokluğuyla kabul ediliyor. Ve tabii Atatürk'ün başkent yaptığı şehirde altta gördüğümüz hep küçük, daha çok ahşap ve kerpiç ağırlıklı konutlardan oluşan, yönetim yapısı bulunmayan neredeyse bir kent olarak karşımıza çıkıyor. 1920'lere tekrar dönersek tek neredeyse taş bina diyebileceğimiz ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde biliyorsunuz meclisimiz açılıyor bir cuma namazından sonra ve de Atatürk'ün bir konuşma yaptığı ve de balkona çıkarak bu binada halkı selamladığını biliyoruz. Biz bu İsmail Hasif Bey'in tasarladığı ilk meclis binamız ve Ankara Ulus'ta bulunuyor. Aslında Ulus Ankara'nın kalbi, Türkiye'nin kalbi diyebileceğimiz bir yer. Bütün meclisler hemen hemen ilk devlet yapıları size göstereceğim biraz sonra hepsi Ulus'ta yer alıyor. Yine 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk ilan edildiğinde Cumhuriyet Ankara'nın nüfusu 20-25 bin kadarken 3 yıl içinde 74 binlere kadar çıkıyor ve ikinci bir meclis binasına ihtiyaç oluyor. Bu da aslında Cumhuriyet Halk Fırkası, bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin kökeni olan partinin genel müdürlük ve de genel başkanlık ve de lokal binası olarak Mimar Vedat Bey tarafından tasarlanan bina aslında ve hemen 1. Meclis binasına yakın olan, biraz daha aşağıda bulunan bu bina hemen 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi yapılıyor ve burada oturumlar devam ediyor. Atatürk o kadar çok yönlü bir insan ki, yani bir devlet kurulurken, bir başkent ilan edilirken o devletin, o başkentin nelere ihtiyacı var? A'dan Z'ye kadar her şeyi düşünen bir insan. Biz kendisinin çok zengin bir kütüphaneye sahip olduğunu, çok okuduğunu, yabancı diller bildiğini, yurt dışına gidip bilgi görgüsünü arttırdığını, her fırsatta tabii daha önce yaptığı elçiliklerinde bunda, ateşeliklerinde bunda etkisi var. Ve yabancı uzmanlardan çok faydalandığını da biliyoruz. Özellikle çıkarttığı yasalar var eski yapıların tespitiyle ilgili. Çünkü İstiklal Savaşı'ndan, Kurtuluş Savaşı'ndan çıkmış bir ülke elinde ne var toplam o topraklardaki kültürlere ait onu bilmesi lazım. Atatürk bunun bilincindeydi ve ona göre yasalar, düzenlemeler yaptı. Yine bir başkentin nasıl bir çehreye sahip olduğunu gösterebilmek için yabancı uzmanlardan faydalandı ve yine Alman bir uzman Lörher'in 1924-25 yıllarında Türkiye'nin yeni başkenti için yeni bir imar planı tasarladığını biz biliyoruz. Ankara'nın nüfusunun 3 senede çok arttığını söylemiştim. 1924'ten 27-28'e kadar 20 binlerden 74-75 binlere kadar yükseliyor nüfus ve bir yarışma açılıyor. Ve Atatürk'ün bu yarışmayla birebir ilgilendiği iki Alman, bir Fransız mimarın ve şehir planlamacısının bu yarışmaya katıldıkları biliniyor kaynaklardan. Ve bu katılanlar içinde Hermann Jansen bu yarışmayı kazanıyor. Alman ve de Ankara şehir planını yapıyor. Tabii ki şehir planını yaparken bütün Atatürk'le diyalogları olduğu, Atatürk'ün yine bu yarışmada bütün katılan yarışmacıların planlarını incelediği söyleniyor, yine kaynaklarda geçiyor. Burada gördüğünüz planda olimpik stadyuma kadar bir başkentte olması gereken ya da yeni kurulan bir ülkede refah düzeyinin yüksek tutulması gereken bir ülkede olması gereken bütün kurumlar burada yer almış vaziyette. Yeni kurulacak mahalleler, dediğim gibi Atatürk'ün yeşil devriminin etkisiyle, yine Atatürk'ün konuşmalarıyla imar planlarına belki eklenen gençlik parkları, kültür parkları, ki bunlar Atatürk'ün toplumun sosyalleşmesini ve aydınlanmasını sağlayacak, gençliği aydınlık geleceği hazırlayacak mekanlar olarak lanse ettiği ve tasarlattığı mekanlar, parklar.
Yine Atatürk'ün zengin bir kütüphaneye sahip olduğundan söz etmiştim ama biz Atatürk'ün yazdığı birçok kitap olduğunu da biliyoruz. Özellikle bugün bizim matematikte, geometride kullandığımız üçgen gibi, dikdörtgen gibi, açı gibi kelimeleri matematik bilim alanına katmıştır kendisi. Burada birkaç kitabının kapağını koymak istedim size. Atatürk özellikle de o yıkık topraklarda, yıkılmış şehirlerde neler var elinde bu devletin, bu kültürün, bu toplumun diye özellikle eski eserlerin korunmasına yönelik bazı hukuki düzenlemeler ve yeni kurumlar açıyor. Bunlar için de özellikle yani hilafetin kaldırılması, işte tevhid-i tedrisat kanunu vesaire, onların dışında çok öne çıkan belediye kanununda geçen düzenlemeler, 1934'te özellikle kabul edilen müzeler ve rasathane teşkilat kanunu, yine müzelerde ören yerleri ziyaret edenlerden alınacak ücret hakkında kanun, İstanbul'da müteşekkil Muhazay-ı Asar-ı Atika encümeninin teşkilat ve vazifelerine dair talimatname gibi düzenlemeler, hukuksal düzenlemeler yapıyor. Yine açmış olduğu kurumlarla da hem Türk kültürünün, hem Türk dilinin, hem kentlerin, şehirlerin gelişmesine ve eski eserlerin korunmasıyla ilgili çeşitli binalar ve kurumlar açtırıyor. Mesela Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu bunların başında geliyor. Yine Halk Evleri'nin açılışı, Türk Ocağı binasının açılışı, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nin açılması, İstanbul Üniversitesi'nin açılması, Türkiye'de müzecilik anlayışındaki değişiklikler ve tabii bugün size örneklerini göstereceğim Atatürk döneminde yurt dışından gelen yabancı bilim insanları, ki bunları Atatürk özel yasalarla bütün ülkelerden kabul ediyor ve onları kentlerin ve de Türkiye'nin gelişiminde faydalı bir şekilde kullanıyor. Atatürk döneminde yine arkeolojik kazılar çok ön plana çıkıyor. Daha önce padişahlar tarafından hediye edilen bazı eserler artık onun önüne geçiliyor ve yeni yasalarla dediğim gibi bunlar koruma altına alınıyor. Özellikle Alacahöyük kazıları, Trakya tümülüsü kazıları, yabancı bilim insanlarının yine yaptığı Alişar, Kültepe, Yavurkale gibi kazılar, ki burada da Atatürk'ün bu kazılara birebir gittiği, kazı ekipleriyle ilgilendiğini biz biliyoruz ki belki gidersiniz, aranızda çok merak eden arkadaşlar vardır. Bugün yine İstiklal Caddesi'nde, Beyoğlu'nda Yapı Kredi Sanat Merkezi'nde Atatürk ve Alacahöyük diye bir sergi var. Çok güzel hazırlanmış. Ben de geçen haftalarda gitmiştim. Hatta sol taraftaki resmi orada çektim. Alttaki yine Atatürk ve Arkeoloji başlıklı bir gazete küpüründe Ankara yakınındaki Yavurkale Hitit dönemi ören yerindeki kazı alanını ziyareti gösteriliyor Atatürk'ün. Ve şu sözünü de okumak istiyorum. Tabiatın esrar dolu sinesine her gün daha çok girmekte olan insan zekası, realiteye kavuşmak için çalışanları tatmin edecek ve insanlık tarihini aydınlatacak ilimler bulmuş ve tespit etmiştir. İşte arkeoloji ve antropoloji o ilimlerin başında gelir. Tarih bu son ilimlerin bulduğu belgelere dayandıkça temelli olur. Onun içindir ki bizim tarih belgelerimizin her parçası klasik sayılan kültür eserlerinin de aynasıdır demiştir. Bu gururla sunuyorum bunu. Benim yaptırdığım bir doktora tezi, Çiğdem Bilge'nin yaptığı. Biraz önce 1934'te çıkan Müzecilik ve Rasathane Teşkilat Kanunu'ndan bahsetmiştim. Aslında o kadar güzel hazırlanmış, Atatürk'ün yönlendirmeleriyle o kadar güzel şeyler içine katılmış ki bu öğrencim bana Kültür Bakanlığı'nda kütüphanede terfi tezleri gördüğünü söyledi ve ben bunları çalışmak istiyorum hocam dedi. Tabii dedim. O kadar güzel bir külliyat çıktı ki içinden ve birkaç tezin içinde de bu tezlerin, ki bunlar müzelerde çalışan uzmanların, arkeolog, sanat tarihçisi, bazen matematik öğretmeni, bazen ressam, resim öğretmeni gibi kişiler de var bunların içinde. Bunların bilinçlenmelerini sağlayacak, kendi ülkelerini, kendi topraklarındaki eserlerin ne durumda olduğunu sağlayacak ve de tabii ki en sonunda da terfi etmelerini sağlayacak bir kural getirmişler bu yasa kapsamında. Herkes her sene bir
terfi almak için, kademe almak için böyle bir tez hazırlıyor ve bugün bizim bildiğimiz anlamda belki doktora tezleri, doçentlik çalışmaları gibi o dönemlerde Ordinaris Profesör Ekrem Akurgal, işte Masar Şevket İpşiroğlu, İstanbul Üniversitesi'nin sanat tarihi bölüm başkanı gibi kişilerin değerlendirmelerinden, raporlarından geçen tezler bunlar. Ve burada mesela bir tercüme, bir kazı raporunun tercümesi yer alabiliyor. Yine o bölgede müzecinin çalıştığı bir bölgedeki bir yapının anlatımı, rölevesinin çıkarılması yer alabiliyor. Yine Atatürk tarih kongreleri çok önemli Türkiye için. Özellikle 1937 yılında yapılan 2. tarih kurultayında İzmir'de bulunan 3. Tayyare Alayı'ndan bu bölgedeki eski eserlerin, ören yerlerinin, ki burada Bergama, Efes gibi yerleri görüyoruz, hava fotoğrafları çekilmesini istiyor ve bunlar bugün Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi'nde açık durumda, herkese gidip görülebilir. Yine Atatürk'ün müzecilik açısından çok önemli yaptıkları çok önemli. 1925 yılında kurdurduğu Edirne Müzesi'nin ziyaretinden bir resim görüyorsunuz. Yeni müzeler açıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür diyerek o kapsamda yine yeni kurumlar kuruyor. Mesela 10 Mayıs 1920'de Maarif Vekaleti'ne bağlı olarak eski eserlerle ilgili Türk kültürü hakkında incelemelerde bulunmak, yabancı kazıları denetlemek ve ören yerlerinin korunmasını sağlamak amacıyla Türk Asarı Atikası Müdürlüğü kuruluyor. Bir yıl sonra da bu müdürlüğün ismi HARS, yani Kültür Müdürlüğü olarak değiştiriliyor. Yine 1921 yılında hala günümüzde varlığını sürdüren ve Anadolu medeniyetlerinin, Anadolu uygarlıklarının hemen hemen bugüne kadar kazılarla bulunmuş bütün eserlerinin sergilendiği Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin de açılmasını sağlıyor. Yine Anadolu'yu çok geziyor. En küçük köyünden biliyorsunuz büyük illere kadar ve Konya'ya gidiyor Şubat 1931'de. Belki bu gezi bugün bizim Konya'da gördüğümüz Karatay Medresesi gibi, işte İnce Minareli Medrese gibi birçok Anadolu Selçuklu eserinin günümüze sağlam olarak ulaşmasını sağlayan bir gezi. Burada gördüğü aksaklıkları, yanlış kullanımları bir telgrafla İsmet İnönü'ye, başvekil İsmet İnönü'ye bildiriyor ve de bunların derhal farklı kullanımlarından arındırılması, abidelerin muhafazaları için müze müdürlüklerinde arkeolog kadrolarının tahsis edilmesi gerektiğini vesaire söyleyerek yine bunları da koruma altına alıyor. Yine Lozan Anlaşması sonrasında yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti birçok ülke ile siyasi, kültürel ve ekonomik açıdan çeşitli işbirliği anlaşmaları, ikili anlaşmalar yapıyor. Bu anlaşmaların ilk örnekleri Macaristan ile imzalanan dostluk, ikamet ve ticaret anlaşmaları. Bu anlaşmalara dayanılarak da Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında başkent Ankara ve diğer illere çağrılan, aralarında peyzaj mimarı, veteriner, mera uzmanı, doktor, maden mühendisi, meteorolog, etnolog gibi birbirinden oldukça farklı ve değişik uzmanlık sahibi olan 12 Macar öğretim üyesinin üniversitelerde Ankara Belediyesi peyzaj işlerinde, meteoroloji işlerinde, Türk Tarih Kurumu, Karacabey Merinos Çiftliği gibi kurumlarda görevlendirildikleri görülüyor. Bu bir çalışmadan aldığım Macar uzmanların özellikle hangi kurumlarda çalıştığını gösteren bir tablo. Özellikle belediyelerde, su işleri müdürlüklerinde ve valiliklerde istihdam edildiklerini görüyoruz. Yaklaşık 14 tane Macar uzmanın. Yine Macar uzmanların eğitim alanında da biz çok katkı sağladığını biliyoruz. Özellikle Bayındırlık Bakanlığı, Ankara ve Erzurum İnşaat Usta Okulu, Ankara Yapı Enstitüsü, İstanbul Bölge Sanat Okulu, Konya Mıntıka Sanat Mektebi, Yüksek Baytar Mektebi, Mesleki Eğitim Teknik Öğretim Okulları, İstanbul Yapı Enstitüsü, Daril Fünun, İstanbul Üniversitesi Tıp, Fen ve Edebiyat Fakültelerinde ve Türk Tarih Kurumu'nda öğretici ve öğretim üyesi olarak görev yapan 26 Macar uzman da yine kayıtlarda var. Geçen senelerde üniversitemizde bir sergi açılmıştı bizim Macarlarla yaptığımız çalışmalarla ilgili. Yine orada da belki görmüşsünüzdür ama ben özellikle İmre Ormos'tan söz etmek istiyorum. Kendisi bu ikili anlaşmalar sonucunda taptaze yeni bir mezun bir peyzaj mimarıyken 1926'da diplomasını alarak 6 aylık diplomasıyla 1927'de Türkiye'ye gönderiliyor ikili anlaşma çerçevesinde. 2 sene Türkiye'de kalıyor.
Kendisi bu görevleri şu şekilde birebir anlatmış. Burada görmüş olduğunuz resimlerde bizim torunu vasıtasıyla arşivinden elde ettiğimiz Türkiye'ye geliş belgesi, görev mektubu ve de kendi şahsi arkadaşlarıyla Ankara'da çekilmiş bir fotoğrafı. Kendisi dediğim gibi kendi ağzından anlatacağım bunu size. Bahçecilik Enstitüsü'nün ardından cebimde 6 aylık taze bir diploma ile Türkiye'ye gittim. O zamanlar Ankara Kemal Paşa'nın reformlarının tesiriyle gelişmeye başlamıştı. Sokakları düzenledik, peyzaj çalışmaları yaptık. Ben Kahramanlar Mezarlığı'nı tasarladım. Kemal Paşa'nın köşkünde çalıştım. Elçiliği yani Macar Elçiliği ve özel siparişleri inşa ettik. Şehir deniz seviyesinden 700 metre yüksekte, iklim enlemle orantılı değil ve bu işimi kolaylaştırdı. Çünkü Tisza ile Tuna arasında yarı çöl iklimi bizimki gibi yani Macaristan'a benzetmiş. Şimdi de size yabancı uzmanların ağırlıklı olarak yaptıkları, yabancı mimarların ağırlıklı olarak yaptıkları ve aslında 1908'den 1930-31 yıllarına kadar devam eden bir üslup içinde, yani buna biz birinci ulusal mimarlık diyoruz, neoklasik Osmanlı diyoruz, milli mimari diyoruz ya da son dönemlerde geç Osmanlı, erken Cumhuriyet dönemi mimarlığı da deniyor. Ben burada sadece 1923'ten 1928'e kadar Ankara'da neler yapılmış onlara şöyle bir bakalım dedim. İkinci Meclis Binası mesela biraz önce gösterdim. Yine birçok eğitim kurumu, bakanlıklar, tabii ki yeni kurulan bir ülkede bakanlık ihtiyacı doğuyor. Her bir bakanlık için ayrı bir bina ihtiyacı var. Yine eğitim çok önemli, hem de Atatürk'ün eğitime biz çok önem verdiğini biliyoruz. Yine çeşitli kamu kurumları, bankalar, genel müdürlük binaları bunlar için de sayılabilir. Ulusun çok önemli olduğunu söylemiştim. Yeni ülkenin başkentindeki iki meclis de burada. Çok önemli. Kent planında da yarışmayla yapılan kent planında da kentin kalbi olarak kabul edilen bir bölge ulus. Ve bir Avusturyalı'nın buraya yine o ulus meydanını dikkat çekecek bir hale getiren ulus zafer anıtını biz görüyoruz. Yine Ankara Palas, bu Türk mimarlar eliyle yapılmış. Daha önce Behçet Bey'in başladığı, Vedat Tekin devam ettiği ve en son Mimar Kemalettin Bey'in tamamladığı 1924'teki Ankara Palas yine birinci ulusal mimarlığın özelliklerini taşıyor. Neydi bu birinci ulusal mimarlık? Onu da yeri gelmişken söyleyeyim. Özellikle Osmanlı'nın klasik döneminde çok kullanılan kubbe gibi, cephelerde çini kullanımı gibi, işte çok kollu yıldız, bizim üniversitemizin de arması olan çok kollu yıldızdan yapılmış olan pencere parapetleri, balkon korkulukları gibi, Türk evinin çok kullandığı geniş saçaklar gibi özellikleri cephelerinde, iç mekanlarında barındıran yapılar bunlar, bu üslupta yapılanlar. Yine Etnografya Müzesi, biliyorsunuz hem eski eserlere hem müzeciliğe çok önem verdiğinden bahsettik Atatürk'ün. Arif Hikmet Koyunoğlu'na yaptırılan 1925'teki bir eser. Önünde ise bir İtalyan heykeltıraşını yaptığı, Pietro Canonica'nın yaptığı bir Atatürk heykeli. Yine Yeşil Devrim de yaptığından, gençlik parkları, kültür parkları inşa ettiğinden söyledik, Atatürk'ün ettirdiğinden söz ettik. Kendisine de biliyorsunuz, kendisi değil aslında bütün devlete hizmet eden, millete hizmet eden çiftlikler bunlar. Hem İstanbul'da hem Ankara'da Gazi Atatürk Orman Çiftlikleri kurduğunu biliyoruz ve oraya giden demir yolundaki istasyonda yine bir Burhanettin Bey tarafından, bir Türk mimar tarafından tasarlanmış 1926'da. Genel müdürlük binaları, banka binaları yapıldığından söz ettim. Yine ulusa çok yakın bir durumda bulunan Giulio Mongeri'nin yapmış olduğu 1926-29 yılları arasında Ziraat Bankası'nın genel müdürlük binasını görüyoruz. Yine birinci ulusal mimarlık dediğimiz üslupta tasarlanmış ve yine Macar ustaların da özellikle cephenin tasarımında ve yapımında çalıştıkları söyleniyor. Birinci ulusal mimarlıktan sonra aslında bütün dünyada o dönemlerde 30'lu yıllardan, hatta 25-26 yıllarından itibaren kabul gören uluslararası üslup dediğimiz, uluslararası mimarlık dediğimiz ya da yeni mimari, modern mimarinin karşılığı olarak kullanılan bir üslup var ve Ankara'da da özellikle başkentte bunun kullanılması isteniyor ve de mimarlık okullarına özellikle bu üslubu anlatan dersler konması ve verilmesi isteniyor. Ve bu bağlamda ülkemize davet edilen, yine eserler veren Avusturyalı Hausmeister, ki bugünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde mimarıdır kendisi, efendim Bruno Taut gibi Alman, yine İsviçreli
Arnold Egli gibi mimarların da biz yine ülkemize gelerek uygulamalar yaptıklarını görüyoruz. Yine elçilik binaları çok önemli. Özellikle uluslararası üslubun biz elçilik binalarında öncelikle başladığını söyleyebiliriz. 1927'de yapılan eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği elçilik binası, bugünkü Rusya'nın elçilik binası. Ve Atatürk'ün de hem bu elçiliklerde hem Çankaya'da kendi konutunda çeşitli yemekler, ziyafetler, balolar verdiğini de biz biliyoruz. Bu Egli'nin yapmış olduğu Musiki Muallim Mektebi yine Ankara'daki Uluslararası Üslup'taki Ticaret Lisesi eğitim yapılarına da çok önem verildiğini söyledik. Özellikle Egli'nin bu bağlamda birçok eğitim yapısı bulunuyor. Yine bakanlıklardan söz etmiştik. Milli Savunma Bakanlığı hala bugün de kullanılıyor. Hofmeister tasarımı 1927-28 yılından. Ve bizim bugün kapattığımız maalesef Hıfzı Sıha Enstitüsü'nün binasını görüyoruz. Üçlü bir bina aslında bu. Avusturyalı Orli ve Josh'un tasarımı 1927-28 yıllarında tasarlanan. Sadece Ankara mı değil, İzmir'de de biliyorsunuz Yunanların yakıp yıkıp çıktığı bir İzmir var. Ve özellikle 1924-25'ten sonra buranın da yine Ankara gibi imar edildiğini biliyoruz biz. Yangın sonrasında İzmir 1922'de maalesef böyle görünürken 1926 gibi çok kısa bir sürede, bundan 4 sene sonra hemen Cumhuriyet'in getirdiği yeniliklerle birlikte, imar çalışmalarıyla birlikte meydanların oluştuğunu, yeni yapıların yapıldığını görüyoruz. Mesela Milli Kütüphane 1930'da yapılan, kendisi hala kullanılıyor bugün bu yapı. Yine Türk Ocağı binası İzmir'deki, günümüzde tiyatro olarak kullanılıyor. Yine birinci ulusal mimarlık özellikleri gösteriyor bu binalar. Osmanlı Bankası'nın bugün Garanti Bankası olarak yine kullanımına devam edilen banka binası şubesi 1926. İzmir Borsa binası 1928 tarihli. İstanbul'da çok az, ben de çok dikkat etmemişim. Hep birinci ulusal mimarlık diye anlatıyoruz. Fakat hep Osmanlı onları birinci ulusal mimarlık dediğimiz akımda özellikle başkentinde yapmış. O dönemde de Ankara'da, İzmir'de hemen hemen bir şey yok. Ve 1924'te ben Göztepe'de kendi oturduğum yerde ilk öğretim okulunu yine Mimar Kemalettin tarafından Cumhuriyet'in ilk eğitim yapılarından biri olarak yapıldığını biliyoruz. Yine bir konut binası aslında bu. Bugün de bir sanat evi aslında. Bir dönem yine klinik olarak kullanılmış ve Monceri'nin binası olduğu için de Monceri binası olarak da anılıyor. Bozlu Art binası 1925 tarihli. O da yine birinci ulusal özellikler gösteriyor. Dördüncü Vakıf Han bugün 5 yıldızlı bir otel. Yine Mimar Kemalettin'in tasarımı. 1911'de yapımı başlamasına rağmen 1926'da bitirilmiş bir bina. Peki sadece büyük şehirlerde mi var bu etkinlikler, imar çalışmaları, kentleşme çalışmaları? Hayır. En küçük köye kadar, illere kadar her yerde biz hem yabancı uzmanların hem onların yetiştirdikleri ya da daha önce yetişen sanatçıların, Türklerin, mimarların da burada görev aldıklarını biliyoruz. Mesela yine Macarlar Milas'a kadar gitmişler ve çeşitli konutlar yapmışlar. Bunlardan bir tanesi Macar Evleri diye anılıyor. Macar mimar Pierre Kubin'in yaptığı 1922'deki bir ev. Yine Aydın'da Efeler Mahallesi'nde bir konut 1934 tarihli. Ve tabii konuşmamın başında halk evlerinin açılmasının da aslında toplumun gelişmesinde, kültürün gelişmesinde çok önemli olduğunu söylemiştim. Hemen hemen her ilde bir halk evi bulunuyor ve bunları önemli mimarlar tasarlıyorlar. Örneğin İzmit Halk Evi Seyfi Arkan'ın bir binası ama maalesef onu da koruyamadık. 1938 tarihli. Adana Halk Evi hala Allah'tan ayakta ve kullanıma devam ediyor. 1933 tarihli. Buralarda o dönem de kitaplıklar bulunuyor, halkın oraya gelmesi, sergiler yapılıyor, halkın oraya gelmesi sağlanıyor, kütüphanelere çocukların gelmesi, halkın gelmesi, okumayı sevmeleri sağlanıyor, kurslar açılıyor. Biliyorsunuz Türk dilinin yayılması ve kullanımı için de Türkçe dersleri, sertifika verilen Türkçe dersleri de yine halk evlerinde açılıyor. Ben Atatürk'ün onun hayatında ve Atatürk'ün hayatında da çok önemli yeri olduğunu düşündüğüm Alman mimar Bruno Taut'un eserleriyle konuşmamı bitirmek istiyorum. Bu yapıyı hepiniz görmüşsünüzdür herhalde. Boğaz Köprüsü'nden, Anadolu yakasından Rumeli yakasına geçerken herkesin dikkatini çeker eğer araba kullanmıyorsanız. Böyle ayaklar üstünde yükseltilmiş, çok hoş, kırmızıya boyanmış bir ev, biraz bordomsu.
Aslında Bruno Taut Almanya'dan kovulmuş kendi vatanından ve daha sonra Japonya, Rusya'da çeşitli eserler vermiş bir mimar. Ve daha sonra Atatürk'ün yaptığı düzenlemelerle Türkiye'ye geliyor. Ve burada hem bir devlet kurumunda çalışıyor hem de akademide, Mimar Sinan Bugün Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde dersler veriyor. Hatta sanıyorum bölüm başkanlığına kadar da yükseliyor yanlış bilmiyorsam. 1938'de kendisi için sonunda bir ev yapma şansına erişmiş. O bu ev işte. Ve hatta eşi o dönemlerde yurt dışında yaşıyormuş. İşte ona bir mektubunda diyor ki, sonunda bir evimiz oldu. Ev sadece kendi içimizde bulunur. Belki şimdi her zamankinden daha fazla diyor. Ama bu evde pek oturma şansı bulamamış. Ancak birkaç ay yaşamış bu evde. Evde aslında birazcık bozuldu. Şurada alt kısımlarını görüyorsunuz. Burayı da demek ki çok fazla koruyamadık. Kendisinin yine Macar bir ortağı var. Bütün yaptığı eserlerde birlikte çalışıyorlar. Hillinger. Bu ev için aslında Hillinger'in de yaptığı bir eskiz olduğu söyleniyor. Bu alt bölümde de sağ altta da o eskizi görüyorsunuz. Taut onu dört ayak üstünde yükseltirken Hillinger büyük bir kolonla onu tek ayak üstünde yükseltmeyi tasarlamış ve Taut'un daha önce bulunduğu Japonya'nın da etkilerini burada görmemiz mümkün. Salonundan konutun, boğazın görünüşü çok güzel bir yer seçmiş kendi evi için. Taut'un da eğitim yapıları konusunda çok öncülerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Onun da yine özellikle Ankara'da yapmış olduğu birçok okul binası var. Mesela yine Hillinger'le tasarladığı Cebeci Ortaokulu. Yine Atatürk Lisesi Ankara'daki 37-38 tarihli ve Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi ki Atatürk'ün de açılmasını bizzat istediği okullardan biri. Ve tabii ki sevgili atamızın katafalkı 10 Kasım 1938'de vefat edince Dolmabahçe Sarayı'nda önce bir katafalk hazırlanıyor. Ama ancak 5-10 gün sonra da mecliste bir tören yapılması, cenaze töreni yapılması kararlaştırılıyor. Ve Bruno Taut çağrılıyor katafalkı yapması için. Hasta olduğu halde, astımı, bronşiti olduğu halde hayır diyemem diyor ve gidiyor. 15 Kasım 1938'de projesini teslim ediyor. 20 Kasım'da da yanlış hatırlamıyorsam cenaze töreni yapılıyor mecliste. Ve Taut'un tasarladığı katafakla ve Atatürk'ün bir sözüyle veda etmek istiyorum size. Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Çok teşekkür ederim. Sayın hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Bilmediğimiz birçok şeyi sayenizde öğrendik. Hepimiz mimar değiliz ama sayenize her zamanki gibi hürmetlerimizi de arz ediyoruz. 85. ölüm yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma programımız burada nihayetlenmiştir. Katılımlarınız için hepinize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.